Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Burada bayağı bir villa yapılmış değerli arkadaşlar. Villalar cennetli. Tabii fiyatlar nerede uygunsa biz de orada çalışmaya devam ediyoruz. Burada fiyatlar değişken değerli arkadaşlar. Fiyatlar 7'den 8'den 9 öyle devam ediyor ama şu anda şu villayı tanıtacağız sizlere değerli arkadaşlar. Şimdi dört cephesinde kamera sistemleri mevcut. Otopark girişimiz burada. Hemen otoparkın altına da kilit taş dediğimiz yani parke taşlarla yapılmış. Tabi aynı zamanda havuz sistemini Sinan gösteriyor. Merdiveni falan takıldı. İnşaat bitmiş değerli arkadaşlar. Aslında dışarıda hafif dokunuşlar var. Olması gereken ufak tefek ince işler var ama genel anlamında bitmiş. Tam bağımsız, tam müstakilden bahsediyoruz. Hatta çimler yeni yeni ekilmiş. Daha kendine gelmemiş. Hem narenciye hem limon çamları dökülmüş. Ama çimler daha da yükselirse iyi olur. Taş duvarlar, perde beton, çim çitlerinden de izole etmiş. Merkezi sistem akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Aynı zamanda kış bahçemiz de mevcut. Şimdi hemen etraflıca dolaşalım. Burada merkezi kalorifer klima sistemleri var. Yani 3 oda 1 salonu komple tek merkezde bir diş üniteyle çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda bahçe malzemeleri stoklamak için burada bir kiler alanımız var. Kazma, kürek, çapanızı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yarım at şeklinde kalebodurla kaplamış birinci katı devam ederiz. Buradan da havuz başına geldik gördüğünüz gibi. Ama çok fazla zamanınızı almadan hemen içeri girmek istiyorum değerli arkadaşlar. İçeriye girdiğimizde 60'a 120 mermer görünümlü seramikler döşenmiş. Gayet güzel asma tavan düşünülmüş, led ışıklar verilmiş, gayet güzel spotlar, akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. İki tane sürgülü kapımız veranda alanına çıkış için yapılmış, havuza çıkış için. Televizyon ünitesine gelmeden hemen mutfağı da tanıtalım. Şöyle güzel bir mutfaklarımız var. Aplik lambalar konulmuş, spot lambalar. Fırın, set üstü ocak, dablumbaz, çelik evye, çimston tezgahımız, bulaşık makinesi yeri, buzdolabı yeri. Gayet güzel. Hemen Sinan'ın arka tarafına dönelim. İki tane pencerenin arasına da televizyon ünitesi düşürülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde gerçekten güzel olmuş. Kış bahçesi demiştim değerli arkadaşlar. Burada bir çıkmamız var. Çıkmanın altına da şöyle PVC katlanır camla yapılmış. Burada da kışın hani böyle güzel bir oturma alanı düşünülmüş burada. Hani karşı tarafta cam olmak üzere gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Ne yapmış burada? Merdiven altına bir bakalım. Merdiven altında da gördüğünüz üzere açık renk seramikler düşünülmüş. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas pencere gayet güzel bir şekilde. Aslında dip kısmına doğru da çamaşır makinesi yeri falan hazır. Yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkmadan burada bir elbise asma yeri, akıllı ev sistemleri demiştim. Hemen akıllı ev sistemlerimizin ekranı burada. Dünyanın neresinde olursanız olun bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde evinizin güvenliğine şey olacaksınız. Grand basamaklarımız var gördüğünüz gibi. Kare korkuluklarımız var. Buz camlı da merdiven aydınlatması için penceremiz var. Devam edeceğiz yukarıya doğru. Merdiven kovanına aplik lambalar da gayet güzel olmuş. Bütün panjurları açmadık. Neden açmadık? Sonra kapatması zor oluyor. Yukarıya çıktığımızda koridor alanımız var. Hemen ilk yatak odasına geçelim. Odalar yeterli büyüklükte. Zeminler laminat parke düşünülmüş. Yatak başları şu şekilde. Işık aydınlatma için bir Fransız balkon. Önüne de kare korkuluklar yapılmış. Boya renkleri de fena değil. Gayet güzel bir şekilde düşünülmüş. İç kapılar harika, kaliteli kapılar, yani elde kalmayacak kapılar. Devam edeceğiz şimdi. Hemen genel banyoya geçelim. Genel banyoya geldiğimizde şeffaf tempur camla duşa kabinimiz var. Çift açılımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı, Hilton dolabı, çamaşır makinesi, termosifon yeri, açık renk seramikler kullanmış. Bu gayet güzel olmuş. Ebeveyn banyolu odaya geçmeden ikinci odayı tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. İkinci odaya geldiğimizde hem ön tarafta Fransız balkon düşünülmüş. Gördüğünüz üzere caddeye bakıyoruz. Burada da ışık aydınlatma için altı sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere güzel bir pencere düşünülmüş. Vissan marka plastik doğraması yapılmış. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda bunların dışında da buradan da balkona çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Ön tarafta ebeveyn banyolu odamızda bir balkon var. Her iki odadan da çıkışı söz konusu. Şimdi devam edeceğiz. Ebeveyn banyolu demiştim. Hemen kapıyı açar açmaz karşımıza
banyo geçiyor. Sinan kardeşim şöyle banyonun içerisini sizlere göstersin. Gerek duşakabin, gerek çift açımlı vastas pencere, vitrifiye malzemesi, Hilton dolabı ve klozeti son derece güzel bir şekilde tasarlanmış. Ana yatak odamız, ebeveyn banyolu dediğimiz odamız bu şekilde. Yatak başları vavyen şeklinde, tavan yüksekliği fevkalade geniş. Dediğim gibi her odamızda pencere ve kapılarımızda panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Yaklaşık 270 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtımı için geldik. Villamız hem otoparklıdır değerli arkadaşlar, hem özel yüzme havuzludur. Tabi site görünümlüdür, kesinlikle site değildir değerli arkadaşlar. Yani burada alan herhangi bir arkadaşımız tam bağımsız, tam müstakil kendi sınırları, kendi arsasının içerisinde istediği şekilde kullanabilir. Kullanımı o şekilde, herhangi bir aidatı söz konusu değil. Yani bir ev aldığınızda bahçeli, müstakil girişli bir ev almak istediğinizde tam ideal bir ev. Fiyatları da biliyorsunuz, fiyatlar son zamanlarda gerçekten yüksek değerli arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'nde bu tarz bir arsa almaya kalktığınızda yaklaşık 3 milyon, 3 milyon 500 bin lira. Kaldı ki bunun üzerinde bir de maliyet binecek. Tabi %20, %30 da müteahhit kar payını koyuyor. Dolayısıyla her tarafı geziyoruz. Bana göre fiyatlar şu anda uygun. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde denize son derece yakın, yaklaşık 300-400 metre mesafedeyiz. Tam bağımsız, tam müstakil bir villa sunumu için geldik. Tabi biz hemen hemen Didim'in bütün mahallelerine geziyoruz. En uygun portföy neredeyse biz orada olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada yani emsallerine göre uygun bir tanesini uygun verecek şekilde değerli arkadaşlar tanıtımını yaptık. Elimizden geldikçe her köşesini size çekmeye çalıştık. Yani aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye özellikle yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eksiklerimiz varsa bize bildirebilirsiniz. Biz de kendimizi ona göre şey yapabiliriz, düzeltebiliriz. Dolayısıyla biz illa ev satmak istemiyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Didim'le ilgili bilgi sahibi olmaya vermeye çalışıyoruz. Didim'in herhangi bir yerinde gayrimenkulünüz varsa aynı zamanda değerlendirebiliyoruz. Ekspertizini yapabiliyoruz. Aynı zamanda herhangi bir gayrimenkulü normal değerleri değerinde 45 gün içerisinde de satmayı taahhüt edebiliyoruz değerli arkadaşlar. O yüzden gerek ben gerek Sinan kardeşim işimiz bu, mesleğimiz bu. Çalışmak zorundayız. Didim'le ilgili sizlere bilgi vermek zorundayız. Bugün de sizlere 270 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, akıllı ev sistemlerinden yapılmış, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu güzel bir villa sunumu için geldik. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 600 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 600 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.